İnşallah son olur Ececiğim, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu masa, yani bak sen benim canımsın. Şiddet deyince sen çıkıyorsun ya. Evet, ilk sırada ben Ya çıkıyorum bu acı bir maalesef. şey ya. Çok acı bir şey. Ve sen hamileyken şiddete uğradın. Ya ben hamileyken uğradım ama ben artık hani çok rahat ve güçlü olduğum için bu konuda kendi değerimi belki daha yeni Eymen'den sonra anladığım için, kadınlığımı daha iyi bildiğim için artık eskiden ben de belki de normal görüyordum. Yani çevremde gördüğüm için bunu normal karşılıyordum belki de. Veya düzeleceğine inanıyordum. Tedavi gördü karşımdaki insan. İlk eşimi vermeyin. Neden vermeyin biliyor musun Bilal? Çünkü ilk eşim sadece uçakta kolumu tuttu. Tamam. O da bir şiddet mi? Evet, o da bir aslında küçük bir şiddet ama evet, ikinci eşimde yaşadım ben. Ciddi ciddi Seni bunu ikinci eşin defalarca zaten darp yaşadım. etti. Ve zorlu Taha buna birebir şahit oldu. Çekti. Ben dayak yerken, evet aynen öyle, şiddete Seni uğrarken. AVM'de dövdü. Evet, AVM'de dövdü ve bunu birebir şahididir Taha. Hatta tanık olarak da dinlenecekti ama gerek kalmadı. Sonra arabaya zorla bindirildiğimde, tekme tokat zorla bindirildiğimde Ece bir dakika, ne Gökhan oldu? Şükür şahitti. Gökhan Şükür, Evet, Hakan arabaya Şükür'ün AVM'de kardeşi. bindiriliyorum zorla, kafamdan basılıyor. Peki neden? Nedenini söyle. Nedeni o sırada parası yoktu. Kredi kartımdan bir şeyler çekmek istedi ve Tamam. ben izin vermedim. Tamam, bu normal. Senin kredi kartını kullanmasına sen izin verirsin ya da Evet, vermezsin. izin vermediğim Bunun için. için seni AVM'de dövdü. Aynen ve Basın bunu çekti. basın bunu Gökhan çekti Şükür şahit. ve yani senden Allah razı olsun kullanmadı. O fotoğraflar belki onda hala duruyor, Peki niye kullanmadı onlar da. razı olsun? Sen mi rezil olacaksın? Öyle değil ama işte ben şu an söylüyorum zaten. Ben rezil olmadığımı düşündüğüm için Sıla gibi cesaret verebilirsem ne mutlu bana. Ben de ayakları üzerinde duran güçlü bir kadınım. Ama ben de böyle bir şeyim, mağduruyum evet. Ondan sonra işte Gökhan Şükür arabaya beni zorla bindirirlerken Gökhan Şükür'ü görüyorum. Gökhan o sırada arabaya biniyor. Gökhan diyorum, eğer bana bir şey olursa bundan bil diyorum bak. Açık açık. Evet, ve Gökhan eli kolu bağlı hiçbir şey E yapamıyor. tabii, ne yapacak? O sırada eve gidiyoruz, yine darp ediliyorum. Ve sonrasında yani sonra diyecekler ki bana, sen çok özlemişsin, geri zekalı mısın, devam et. Estağfurullah. Ağladı, yalvardı. Sizin yayına bağlandı daha sonra biliyorsun. Biliyorum. Çocuğumdan ve doğacak çocuğumdan, eşimden özür Özür diliyorum. diliyorum dedi. Aile araya girdi vesaire. Toplum baskısı, değişecek dedim, devam et. Tamam. 3 aylık hamileyken yine şiddete uğradım. Çocuğu doğurur doğurmaz boşandım. Bak, denilene bak. O kadar şiddet görmüşüm, boşamışım. Çocuğum zarar görmesin diye özellikle. Bana yazılan mesajlardan birkaçını söyleyeceğim Buyurun. kadınlardan. Siz ünlüsünüz zaten, hepiniz böylesiniz. Adamı kullandın çocuk yapmak için. Ya adam kullanacak olsam buna mı kullanırım Allah aşkına? Giderim parası olan birisiyle çıkarım en kötü yani, anladın mı? Bravo. Yani karakterli birisiyle çıkarım. Ondan sonra başka ne dediler? Dur, beni nelerle suçladılar? Parasını yedin. Hangi para? Aslında varlıklı bir ailenin çocuğuydu ama hiçbir şekilde seninle öyle bir... Varlıklı bir aileydi. Yani neyse, onlar karışık. Yani Ha. anlatırım detaylı sana. Öyle göründüğü gibi de değil. Bana mesela Serkan'ın oto parasını... galerisi var. Anladın mı? Anahtar veriyor bana. Fotoğraf çektiriyoruz. Bana araba ediyor gibi. Ben evliyken 2 tane arabamı sattım ya. Sen de niye çekiyorsun fotoğraf? Bana Deli. niye çektiriyorum? Eşin o sırada para kazansın. Oto galerisinin reklamını yapıyorsun. Ha Bir tabii. oto galeri açılışı yaptı. Annem Polat. Anan abim. Bak, Annan Polat'ı getirdim. Fikret Orman'ı getirdim. Herkes destek oldu. Ama yani bazı insanlar hak etmiyor. Ben zaten kendi değerimi bilmiyormuşum, onu diyorum. Ya. Kadınlar olarak biz kendi değerimizi bilelim. Bu tarz adamcıklara prim vermeyelim. Musallat etmeyelim hayatlarımıza. Ben de bir örneğim bunlardan. Ben konuştum zamanında. Ama beni Sıla kadar çok ciddiye almadılar. Ah Çünkü canım. neden? İşte Şikayetçi olmadın. hayır hayatım, sözleri paylaşıyordu. Allah, Ha. peygamber vesaire, tövbe tövbe. Onları kullanıyordu. İnsanlar da ah işte bu çocuk dininde, imanında niye Ece böyle bir şey zaten. yapsın? Aynen. Ha. Ece Ece zaten zaten ilk çocuğu eşinden de kullanıyordu. dayak Ha. yedi. Çocuk yapmak için ne böyle böyle şeyler. Neyse, fazla geçmeyeceğim. Diğer ünlülerimize